Arkadaşlar 18. haftadayız ve 18. haftanın ilk dersindeyiz. Hoş geldiniz. 1960'lı yılları konuşmaya devam ediyoruz. 68'leri konuşmaya başlamış idik ve işte 68'in dünyadaki yüzünü ana hatlarıyla özetlemeye çalıştıktan sonra, daha doğrusu onun nasıl birbiriyle çelişen, birbiriyle farklı özellikleri, ağırlık noktaları olan bir yüzü olduğuna değindikten, ama topyekün bütün dünyada bir baş kaldırı, bütün dünyada bir sorgulama 10 yılı olduğuna falan değindikten sonra yavaş yavaş lafı Türkiye özeline doğru birlikte getirmeye çalıştık ve öğrenci gençlik hareketleri üzerinden bir miktar gittik, ama yani geçen haftalardaki derste de söylediğim gibi, geçen haftaki derste de söylediğim gibi, yani gençlik hareketi nedir, işçi hareketi nedir, bunun böyle sağını solunu pat diye kesip çizmeniz pek de mümkün olmuyor. Niye mümkün olmuyor? Çünkü işçi dediğin illa 60 yaşın üstü, genç dediğin 18-25 yaş arası falan olmuyor. Gençlik hareketinin içerisinde de kadınlar var. İşçi hareketinin içerisinde de gençler var. Ne bileyim, bunlar birbirinin içerisinde geçen şey yapan şeyler. Ve yine biz tabii ki yani bir kategorik bir ayrım olsun diye de biraz da aslında bu tür bir şeye gidiyoruz. Yani gençlik hareketi diyoruz. Biraz ana hatlarıyla gençlik hareketini anlatıyoruz. Ama aynı zamanda işçi hareketini anlatman gerekiyor. Yani 15-16 Haziran içerisinde işçi hareketi yok. Hazır aklıma gelmişken şeyi söyleyeyim. Yani hem de bu 68'in sadece Türkiye'de değil, dünyada da, ama örneği Türkiye'den verdiğimiz için Türkiye'de birbiriyle çelişen yönlerinin olmadığı, hatta birbirini döven yönlerinin olmadığı anlamına falan da gelmiyor. Nereden çıktı bu dövme olayı falan dersiniz. 15-16 Haziran eylemlerinin olduğu günlerde Ankara'da mülkiyedeki bir grup öğrenci, Nadire Mert'in anlatımından söyleyeyim size, işte işçileri efendim işte gaza getirip şey yapmak için işçilerin yoğun bulunduğu bir bölgeye gidiyorlar ve onları efendim eyleme 15-16 Haziran ile işçi hareketinin coştuğu bir dönemden falan bahsediyoruz. Gidiyorlar, orada bir de tartaklanıp dönüyorlar falan, hani ne oluyoruz falan filan gibi. Yani şimdi o zaman buradan şey çıkar mı? Efendim gençlik hareketi öğrenci hareketine zıttı, birbirini dövdüler. Yok, o da çıkmaz. Yani 15-16 Haziran içerisinde üniversite öğrencileri de var. Yani işte birbirlerine destekli oluyorlar. Birbirlerine bak, örnek verdim size Türkiye'den. Dayak attıkları falan da olmuş. Acaba tersi olmuş mu orada, hiç bilmiyorum açıkçası. Ama biz şimdi ana hatlarıyla biraz daha 1960'lı yılların işçi hareketlerinden biraz daha dem vuralım arkadaşlar. Bir kere bu dönemin başı da sonu da işçi hareketi için çok önemli yıllardır. Yani 1961'de Saraçhane mitingiyle 1961'in son günlerinde başlar. 1970'in 15-16 Haziran'ında biter. Yani işte bizim işte 1960'lı yıllar başı da sonu. Saraçhane mitingi yine uzun uzadıya, 15-16 Haziran'a uzun uzadıya değineceğiz, ama bu hareketlerde 60'lardakinin başında olan, 61'de olan, 60'ların başında olanı sendikal hakları elde etmeye, 70'te olanı sendikal hakları korumaya yönelik bir hareket olarak da tarihe geçecektir ve yani çok da böyle yani müstesna bir dönemdir işçi hareketi yılında. Aziz Çelik Hoca'nın efendim Türkiye'nin 1960'lı yılları kitabında işçi hareketini derlediği, şey yaptığı makalesine de dedik ki isimde de olduğu gibi. Şimdi bu döneme biraz daha yakından bakalım ki Aziz Hoca bu dönemin işçi sınıfının ayağa kalktığı, temayüz ettiği ve bir sınıf olarak rüştünü ispat ettiği müstesna bir yıl olduğunun da altını çizer ki tabii ki baştan sona da haklı olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi biz hani aslında şeyde de bu işçi şeyine de minicik bir 1960'lı yılların o somut olaylarını tartıştığımız haftalarda da girmiştik. Nasıl girmiştik? 1960'lı 27 Mayıs darbesi olduğu zaman işçilerle işçi sanat burjuvazisi, bu işte daha işte bürokratik elitler falan denilen kitle arasında, değil mi, asker,
falan arasında bir ittifak da doğmaya başlamıştı. Ama bu ittifakta işçi sınıfı da çok da eşit bir şekilde falan bu şeyin içerisinde yer almıyordu. İşçilere haklar veriyordu. 27 Mayıs 1961 Anayasası'nda o güne kadar görülmedik haklar verilecekti. Keza sendikalar kanunuyla daha sonra alınmaya çalışılacak olsa da o hakların hepsi bir takım haklar işçilere tanınmaya çalışılıyordu falan. Ama işte Coşkun Kırca örneğinden çok affedersiniz. Falan bahsetmiştim size. Yani bu işçi hakları niye veriliyordu? Bu işçi hakları işçi hareketini durdurmak, biraz da ağızlarını kesmek tadında verilmeye çalışılan haklardı. Ama gel gör ki 1960'lı yıllar Türkiye Cumhuriyeti'nde sanayi kapitalizminin yükselişine, geçişine paralel olarak artık işte işçi denilen bir sınıfın varlığının artık ne kadar didinilirse didilsin, o didinilsin. Oya Baydar örneğini, Oya Sancar örneğini size vermiştim değil mi? Yani hani işçi sınıfının doğuşu gelişimiyle ilgili tez yazıyor ama aman Allah'ım, yani yo bu tezi görmek istemiyoruz gibisinden bir tavırla efendim şeyde sosyoloji bölümündeki doktora tezinde bir işte şey yapılacak ve tez resmen hani hiç görülmek istenmeyen bir realitenin altını çizmesi sebebiyle şey yapılacak. İşte tekrar aynı olaylara dönmeyeyim, işte üniversite işgal edilecek, bilmem ne deniz gezmişin işgali falan filan, olay başka yerlere taşınacak ama yani. Ama işte ister Oya Baydar'ın tezini kabul et, ister etme, ister ne dersen et. Yani artık Türkiye'de bir işçi sınıfının varlığının kabul edildiği bir döneme denk gelir. 1960'lı yıllar. Mesela 27 Mayıs'ın ardından kurulan bunu, mesela 27 Mayıs'ın ardından kurulan ilk hükümet programında bile bu ne diyelim tatlı ilişkiyi ya da hani işçi sınıfını yanına çekme tadında, ona bir takım sosyal haklar verelim ki daha bu sınıf mücadelesine gitmesin tadında ki o ruhundaki şeyleri 27 Mayıs'ın hemen sonrasındaki 1. Askeri İdare dönemi hükümetlerimizde, Gürsel'in şeyin hükümetinde görebiliyoruz. Mesela hükümet programında adil ve insani çalışma şartlarının, hür ve bağımsız sendikacılığın bütün icablarıyla demokratik bir düzene uygun kolektif müzakere sisteminin tesisinin hükümetin başlıca konularından falan olduğu söyleniyor. Yani bu tabii bunu işte temenniye, wishful thinking dedikleri zıkım olarak falan da alabilirsiniz. Çok da aslında ama hani bir kuvveden fiile de geçiyor bunlar ve gerçekten de 60'lı yıllar yasal düzlemde de mesela grevin şeyin tanınması gibi işçi sınıfının bir takım çok önemli haklar elde ettiği dönemlerdir. Bir nevi aslında darbecilerin işçi sınıfının da gönlünü almaya ve yanlarında onları saf tutmaya şey yaptıklarını göreceğiz. Ama 1967'ye kadar sürecek. 67 Şubat'ında diskin kurulmasıyla dünden sonra zaten büyüde bozulacak. Yani artık o hani işte korkulan olacak. Yani işte yanımıza 3-5 hak veririz ve işte Türk iş mantığında olduğu gibi sonra da bu işi böyle kapatırız gibisinden şeyler pek de olmayacak. Mesela kamu görevlileri, sendikal haklar budanmaya çalışacak. İşçi hakları 15-16 Haziran 70'te düşünüldüğü gibi budanmaya çalışılacak gibi çok 1971'den sonra zaten bu hakların yavaş yavaş budanmaya da başlanacak. Yine başka bir örnek, mesela 27 Mayıs'tan sonra halbuki 10 yıldır yakındır efendim işte başta İstanbul İşçi Birliği olmak üzere, Sendikası Birliği olmak üzere, İstanbul Sendikaları Bölge Birliği olmak üzere diyelim şeye girmeye uğraşıyorlar. International Confederation for Free Trade Unions'a, o dönemin işte en önemli şeyi, hür efendim sendika konfederasyonu. Demokrat Parti hiç oralı olmuyor. Kulağının üstüne atıyor. 27 Mayıs'ta sadece 4 gün sonra konfederasyona alınmasına, yani konfederasyona Türk İş'in teksel konfederasyonuna dahil olabilmesi için bakanlar kurulu kararı falan çıkıyor. Böyle hani birbirle 27 Mayıs'ın işçi sınıflarında gülücük dağıttığına dair, jest yaptığına dair size bir başka örnek. Başka bir örnek hadi aklıma geldi söyleyeyim. Yani mesela işte kurucu mecliste 6 temsilci var sendikacılardan. Yani ve Cemal Gürsel'in atandığı 15 kontenjan senatörü arasında Türk İş'in icra kurulu üyesi Ömer Ergün de yer alıyor. Yani
Ama tabii yani bu 27 Mayıs'ta sendikalar arası, yani ya da 27 Mayıs'ın böyle bir efendim sosyalist bir temayülünün olduğu anlamına gelir mi? 100 kere altını çizmeye çalıştım ki gelmez, gelmez, gelmez. O dönemde tabii yani bu işte aslında diğer bütün kurumlarda da görebileceğimiz daha böyle korporatist tabda şeyler o dönemde de oluyor. Yani 27 Mayıs'tan sonra örneğin Türk İş'in ya da sendikaların başındaki ve Türk İş'in başındaki tabii DP'ye yakın isimler işte görevinden alıyor. Muhalif sendikalar 27 Mayıs'ı destekliyor. Ötekiler görevlerinden alıyorlar falan. Yani aslında birçok şeyde görebileceğimiz şeyler, hususlar Türkiye'de burada da gerçekleşmeye falan başlıyor. Bunda tabii mesela Aziz Hoca şeyi vurgular. Yani der ki bağımsız bir sınıf geleneği gelişmemiş ve işte bir sınıf tutumu sen sendikaya karşı gerçekleştiremiyorsun. Niye? Çünkü bir sınıf geleneğin gelişmemiş senin. Bir sınıf olarak bunu ortaya koyamıyorsun. Dolayısıyla muhalif miydi, taraftar mıydı? O gitsin, bu gelsin. İşte muhalifsen 27 Mayıs'a alkışla değilsen ondan sonra seni görevden alsınlar falan gibi bir şey. Zaten hani bu iklime uygun bir sendikal şey var, yapı vardı. Burası da bu da bundan kaynaklanıyor falan da diyor. Yani mesela işte Demokrat Parti'de Türk İş Başkanı Nuri Başer kıyaka paça ihraç ediliyor yani. Ondan sonra da işte mutedil sendikacı falan denilen ve uzun yıllarda zaten bu hareketin başında kalacak olan Seyfi Demirsoy ve Halil Tunç başlarına seçiliyorlar ve geliyorlar. Demirsoy da işte zaten CHP üyesi falan, yani Ecevit'e yakın isimler falan, bunlar da Seyfi Demirsoy falan da. Niye? İşte Demokrat Parti gitti, şey geldi, artık CHP'nin modası var ve Türk İş'te de bu yapı şey değişiyor. Döneme şeyini vuran efendim Tanıl Bora Hoca'nın ifadesiyle hani o işte ilan edilmemiş resmi ideolojisi olan ellerden biri aslında. Antikomünizm sendikacılık harekete de, ni de aslında derinden etkileyen de bir hareket. Çünkü sınıf düşüncesi bile komünizme temayül olarak görüldüğünden dolayısıyla yani bir sendika bir sınıf bilinciyle ortaya çıktığında komünist hareket falanla yoruluyor ve onun önü kesilmeye çalışılıyor ve dolayısıyla yani bir işte sınıf sendikacılığı efendim işte enternasyonel olmakla, yani milliyetçi olmamakla, antikomünist olmamakla falan özdeşleşiveriyor ve bu da tabii ki yani hangi haklar verilse de, hangi haklar alınsa da, şey yapsa da en genel çerçevede işçi hareketinin o en dış çeperini çizen ve aslında işçi hareketinin de tepesinde şey yapan, bir balyoz gibi dolanan bir unsur oluveriyor. Yani buradan şunu demek istiyorum. Yani işçi hareketinin sınıfsal bir hareket olması ve diyelim işte başka ülkelerdeki sınıf dayanışması gibi şeylere önem veriyor olması. Şimdi sen o zaman yani Türk milletinin aleyhine çalışıyorsun. Dolayısıyla komünizmin lehine çalışıyorsun. O zaman senin yasaklanman lazım. Bu meşru hale geliyor. Senin işte tepene binilmesi meşru hale geliyor gibi işte bunu aslında böyle gündelik dile şey yapabiliriz. Yani sınıf bilincini törpüleyen bir antikomünizm var ki yani sendikal hareket sınıf bilinçsiz, hani bunu düşünmemiz aslında pek de şey mümkün olan bir şey değil. Tabii döneme damgasını vuran ekonomi politikaları da işçi hareketlerinin çevresini çizen bir şeye sahip. Yani demek istediğim, yani İtalikamecilik yani sanayileşme, neokorporatizm diye denilebilir buna bir nevi. Yani sendikacılığı buraya itiyor, neokorporatizmi itiyor. Sendikacılığın da aslında Türkiye'de 60'lı yıllardaki genel çerçevesini çizen unsurlardan biri olarak ele alınabilir. Yani İtalikameciliği zaten ekonomi konuşurken konuştuk arkadaşlar. İtalikameciliği yani işte yurt dışında üretilecek olan ülke içinde üretilmesi, hakeza bunun yanında işte ona kato konulması, bilmem ne yapılması, yüksek gümrük duvarlarıyla ikame olarak yurt içinde üretilen Anadolu'nun Mercedes'e karşı korunması, basitleştirerek konuşalım yani, yoksa Anadolu'nun Mercedes'in karşısında rekabet etmesi mümkün değildi falan da filan da. Ama ilginci bu, yani Türkiye'de sendikalaşmayı kösteklemiyor, bir yerde
destekliyor da, çünkü ister ikameci ister mikameci sen otomobil üretiyorsun. Yani bunun know-how ekibine ait işte Mercedes mi üretiliyor, bilmem ne mi üretiliyor. Vidayı sıkan işçinin işçileşme süreçlerinde bu fark çok da şey değil arkadaşlar. Çünkü İtalya ikameci yolda bile olsa, altında olsa bir işte bir Fordist üretim Türkiye'de yaygınlaşmaya başlıyor. Artı şimdi İtalya ikameciliğin sendika üstünde olumlu bir etkisi de var. Tabii bu olumlu etki, yani İtalya ikamecilik Türk solu için iyidir gibi bir şey falan. Yani dönemin ekonomik anlayışının pratikte olumlu bir etkisi oluyor. Nasıl oluyor? Şimdi nitel ikameci bir ekonomi var ve ikame mal üretiyoruz arkadaşlar. Sen arkadaşım buzdolabı üretiyorsun değil mi? Yani Koç üretiyor. Ben de efendim işte diyelim araba üretiyorum. Yani ya da başka bir şey. İki mal olduğunu düşünelim. Ve ikimizin de malları ikame mallar. Yani yurt dışı ile rekabet edebilecek mallar değil, korunan mallar. Ben bunu kime satacağım? Hadi bu işte Anadolu'lu kime satacağım? Almanlara değil. Yani zaten rekabet etmem mümkün değil. Türklere satacağım için. Yani iki malın üretildiği bir İtalya ikameci ekonomi tahayyül ediyoruz. Anlatımımı kolaylaştırabilmek açısından arkadaşlar. Şimdi sen buzdolabı üretiyorsun. Sen buzdolabını kime satacaksın? Ben araba üretiyorum. Ben arabamı kime satacağım? Eğer işçi ücretleri böyle yaşam seviyesinin şeyinde böyle sefalet seviyesinin üstünde yüzer durumdaysa biz bunları bu buzdolabını da efendim otomobili de bir Allah'ın koluna satamayız. Çünkü götürüp onu İngiliz'e satacak halimiz de yok. O zaman görece olarak işçi ücretlerinin yüksek olması yine dönüp dolanıp ikimize yarıyor arkadaşım. Yani buzdolabı bu otomobil üreticisi olarak bana ve buzdolabı üreticisi olarak senin işine yarıyor. Nasıl yarıyor? Çünkü yani benim bu otomobil fabrikamda çalışan adamın buzdolabı alabilmesi, senin buzdolabı fabrikasında çalışan adamın otomobil alabilmesi için biz sadece ekonomiyi iki ürünle sınırlandırdık. Siz bunu genişletin kafanızda. Yani biz aramızda kerhen, benim birazcık daha ücretleri artırmam aslında döndü olan senin işine yarıyor. Çünkü azıcık ücreti yüksek olan benim otomobil fabrikamda çalışan adam bir şekilde senin buzdolabını alacak. Sen işçi ücretlerini azıcık yükselttiğin zaman da senin buzdolabı fabrikanda çalışan adam benim bu şeye arabaya niyetlenmeye yükselmeye falan moda tabirle başlayacak. O zaman hani biraz bırakalım ipin ucu biraz daha şey yapsın. Ayrıca yani bu dönem yine sosyal haklar konusunda da çeşitli kazanımların elde edildiği ve burjuvazinin de buna çok da fazla ses etmediği, görmezden geldiği biraz işine geldi. İşte yani işçi ücretleri yükseliyor, görmezden geliyorum. İşime geliyor dedi. Dediğim gibi benim ücreti yükseltmem, yani iki mallı bir ekonomi tahayyül ediyoruz, öyle bir ekonomi olmaz tabii ki. Ama sadece tahayyülümüzü şey yapabilmek için ben ücreti yükseltiyorum senin için, sen ücreti yükseltiyorsun benim için. Yani biz gene bu malları çünkü buraya satacağız, çünkü İtalya ikameci bir ekonomi var. Yani mesela Borata Hoca da, yani Borata Hoca size tanıtmaya bile utanırım. Yani kim olduğunu söylemeye bile, Borata'nın ayıptır. Bu İtalya ikameci şeyde özellikle kamu kesiminde emekle devlet arasında örtük bir uzlaşmanın olduğundan söyler ve bu modelde ücret artışları konusunda esnek davranıldığının hoca da altını çizer ve yine bu politikanın bir diğer yansımasının da Korkut Borat Hoca da bayağı ileri bir sosyal güvenlik sistemi olduğunda altını çizer. Şimdi yani bu dönemde dolayısıyla sosyal güvenlik mekanizmalarıyla falan işçi sınıfı ücret dışında, çıplak ücret dışında önemli güvencelere de, yani parasal olmayan bir takım şeylere de, gelirlere de kavuşabiliyor. Yani terim kaymacı politikalar sanayileşmeye, ekonomik büyümeye, yeni istihdam olanaklarına, işte refahın artışı gibi sonuçlara yol açıyor ve bu da en sonu döndü olan bir yerde bir dışsallık olarak işçi sınıfına olumlu şeyle yansıyor. Mesela ücretlerin artırılmasına yansıyor. İşte mesela Aziz Çelik Hoca 65 yılında 100 diyor alırsak diyor işçi ücretleri diyor. Yani gerçek reel ücret endeksini 1970'e gelindiğinde ücretler diyor reel ücretler, enflasyondan arındırılmış ücretler 118 olmuştur diyor.
Kamu kesiminde ki diyor reel gerçek ücretler 127 olmuştur, özel sektörde 112 olmuştur, ortalama 118 olmuştur diyor. Yani 100 lira kazanan adam nominal olarak değil reel olarak 70'e gelindiğinde yani 18 puan daha fazla ama kamu kesimindeki 27 puan daha fazla, ötekisi 12 puan, ortalamada 18 puan daha fazla ücret alır hale gelmiştir diyor. Yine diyorum bunlar reel ücretler, şeyden arındırılmış ücretler. Dolayısıyla İtalya ikameci iktisat politikası işçinin elini güçlendiren, nicel olarak onun o güçlenmesine, nicel ve şey olarak güçlenmesine da, çünkü İtalya ikamecilik genişledikçe bir işçileşme süreçlerinin önü de açılıyor. Bu da hani nicel bir genişlemeye de imkan veriyor. Ama hak olanakları genişledikçe bu nitel olarak bir güçlenmeye de beraberinde yol açıyor. Bu da tabii ki önemli bir ayrıntı. Yani aslında bu dönemde devletin sendikaları dışlamaktan çok onları böyle gözettiği ama el altında tutma anlamında da gözettiği, sistemle bütünleştirmeye çalıştığı ama işte otoriter sınırlayıcı yanının da bir nevi korporatizme yol açtığı vurgulanıyor. İtalya ikameci iktisat politikası işçinin elini güçlendiren, işçi sınıfının nicel olarak büyümesine imkan veren ama yani bir tarafta şimdi İtalya ikameci ekonomi onun nicel olarak büyümesine imkan veriyor. Çünkü İtalya ikameci bir şey açıldı. Yani yeni bir otomobil fabrikası açıyorsan, yeni bir buzdolabı fabrikası açıyorsan yeni daha fazla sayıda işçi ortaya çıkıyor. O da yetmez. Bu politikanın devamı aynı zamanda nitel anlamda yani haklar anlamında da var olan işçilerin haklarının genişletilmesine yönelik bir zemin hazırlıyor arkadaşlar şeye. Şimdi bu dönemde haklar efendim şey mi aşağıdan mı verildi yukarıdan mı verildi yani işte bu konuda da farklı görüşler var işte yani. Şeye baktığımızda yani işçilerin mücadelesi olmadan bu işte 27 Mayıs tarafından onlara bu haklar tanıdı. İşçiler bundan yararlandı. Daha sonra da zaten kendileri bu mücadele içerisinde yer almadığı için de haklar da onlardan alırken haklarını çıkaramadılar mı falan gibi çıkaramadılar gibi tartışmalar da var. Tersi yönde tartışmalar da var. Aslında benzer tartışmalar farklı sosyal şeylerde yine yani aynı şeyi mesela Türk Kadın Hareketi içinde de yapabiliriz. Yani 1935'te seçme seçilme hakkını Atatürk mü verdi? Yoksa arkasında bir kadın hareketi var mıydı? Yoksa yok muydu falan gibi tartışmalara alın. Siz 1960'lı yıllarda işçi hareketini işte 27 Mayısçılar mı verdi? İşçiler böyle lay lay lom ellerini uzatıp oturuyorlar mıydı? Yoksa tam tersi mi oldu? Ben bu ikisinin arasında bir noktada durmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ve burada böyle bir neden oldu? Mesela işte şunu demek istiyorum yani işte 27 Mayıs işçileri çok sevdiği için onlara haklar verdi gibi bir şeyin hakeza yani kadın hareketi konuşuyorsak 35'te de aynı şeyi söyleyebiliriz doğru olmadığını düşünüyorum. Ama bunun tersine işçiler sadece ve sadece yani konjüktürü hiçbir şekilde değerlendirmeleri almadan vura kırama haklarını elde ettiler. Hayır. Bakın bu aradaki şu ince çizgiyi görmek gerektiğini düşüncesindeyim. Yani 1927 Mayıs'tan sonra işçilere bir takım haklar verilmesi konjüktürel olarak sanayi burjuvazisinin de işine yarıyordu. 27 Mayıs'ın da işine yarıyordu. Ve haklar verildi. Burada bir altruist bir şey aramanın bir gereği yok. Yani biz böyle oturduk da işçiler hakları, devlet bizim, asker bizim haklarımızı verdi gibi bir şeye gerek yok. Ama bunun dışında da sadece hani o hakları sadece ve sadece sendikanın faaliyetlerine bağlamak da mümkün değil. Yani bu anlamda orta yolcu bir şey yoksa hani gene goy goyculuk olsun anlamında orta yolcu bir şey yin savunulması şeyinde düşünmüyorum. Mesela işçilerin haklarının verilmesinde devletin ağırlığının, onlara işte o hakların bahşedildiği düşüncesinin ağırlıkta olduğuna yönelik görüşlerde mesela işte Çalışma Bakanı Ecevit işte 274-273 sayılı kanunların mecliste görülmesi sırasında mesela işte işçilerin diyor mücadele etmesine gerek kalmaksızın işçi haklarının tanındığını falan iddia ediyor. İşte ileri batılı demokrasilerin hemen hepsinde bu kanuna Türk işçisine tanımakta olduğumuz haklar uzun ve kanlı mücadeleler sonucunda elde edilebilmiştir. Yani burada
hani işte Ecevit, aslında bir siyasetçi için normal diyebileceğimiz bir laf. Yani hakları biz verdik falan filan. Ama tabii ki realde hani biz bunu, ben bunu vermeyeydim. Siz işte anca bunu kan döke döke ancak uzun senelerde alırdınız. Hadi gelin bir de elimi öpün. Değil tabii hani bir siyasetçi için Ecevit de olsa bu yani kötü normalde karşılanabilir mi? Belki. Ama yani bunun tersini söyleyen düşüncelerin de yani bu hakların aslında sendikal mücadele ile birlikte alındığını söyleyen düşüncelerin de haklı oldukları nokta, eksik oldukları nokta var. Hakeza yani 1967'den sonra DİSK'in yürüttüğü faaliyetler, hele ki 15-16 Haziran 1970'li 60'ın başlarında alınan hakların korunma mücadelesi de bu haklarda, bu hakların kazanılmasında işçilerin de bizatihi yani emeğinin olduğunu, alın terinin mücadelesinin olduğunu falan da bayağı bizim altını çizer arkadaşlar. Bu anlamda hani iki şeyi de aslında değerlendirmek falan da gerekiyor. 1961 Anayasası sosyalına baktım. Hani çok genel tabirler ettiğinde 1961 Anayasası Türkiye'nin gördüğü en iyi anayasadır falandır, füşmekandır. Yani göreceli olarak bakıldığında hani bütün anayasaları kefeye koyduğumuzda 61 Anayasası'nın bir ehvenişar olduğunu söylenebilir mi? Evet, bu anayasa hukukçularında bir kısmı, bir önemli bir kısmı bu görüştedir. Ama bu 1961 Anayasası'nı a priori yani kendi başına muazzam güzel bir anayasa falan yapmaz. Yani senin diğer anayasaların o kadar cıvıktır ki yani 1961 Anayasası içerisinde koyunun bulunmadığı yerde keçiye mi deniliyor Abdurrahman Çelebi diye. Abdurrahman Çelebi sayılabilecek bir anayasa denilebilir. Yani bu da artık benim böyle muazzam yorumlarımdan birisi. Yani işte 1961 Anayasası bir Abdurrahman Çelebi Anayasası olarak şey yapılabilir falan diyebilir miyiz? Dedik gitti bile. Yani mesela sendikal haklar 1961 Anayasası'nda yer alırlar. 1961 Anayasası'nın haricinde sendikal haklar da sendika kanunlarında yer alırlar. Aslında daha doğrusunu söylemek gerekirse burada tabii işte şeyin Türk İş'in bu süreçte yani önemli bir rol oynadığını da bir şekilde altını çizmek gerekiyor. Anayasanın mesela sendikal hakları düzenleyen yani 46. maddesi çalışanlar ve işverenler diyor önceden izin almaksızın sendikalar ve sendika birlikleri kurmaya ve bunları serbestçe üye olmaya ve üyelikten ayrılma haklarına sahiptirler diyor. Bu tabii ki yani o döneme kadar işçi haklarında falan görülen anayasaya koymuş en ayrıntılı, detaylı haklardan birisidir. Yani işte anayasanın o 1961 anayasasının 46. maddesinden bahsediyorum ki 274-275. Şeyli kanun numaralı kanunlarla, sendika kanunlarıyla verilen haklar hakeza onlar tabii ki daha detaylı şey haklar. Ama yani mesela 46. madde 1971 darbesinden sonra yapılan değişikliklerle memurlar aleyhine değiştirilecek ve çalışanlar ifadesi, çalışanlar deyince memuru da kapsıyor. Sadece işçi olarak şey yapılacak. Ah sana işte 1971 Anayasası'ndan sonra hakların kısıtlanmasına bir örnek olarak da bunu da gösterebiliriz. Yani izleyen anayasa maddesi 47. madde mesela toplu sözleşme ve grev hakkını güvence altına alan maddesi ki şöyle der yani işçilerle işverenlerle olan münasebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlarını korumak için ve düzeltmek amacıyla toplu sözleşme ve grev haklarına sahiptirler der ki yine o tarihe kadar hiçbir anayasamızda bu hak bir anayasal hak olarak almıyor idi. Ama anayasın ilk çıktığında da burada çalışanlar ifadesi geçmiyordu. 46'da çalışanlar ifadesi geçiyordu. 71'de o işçiler olarak değiştirilmişti. Ama anayasanın ilk çıktığı şeyde bile grev hakkı çalışanlara verilmiyordu. Direkt orada işçiler lafının geçtiğini söyleyebiliriz. Aslında hani bu sendika kanunlarıyla 274 ve 275 sayılı
sendika kanunlarıyla verilen haklar Adalet Partisi hükümetleri döneminde budanmaya çalışılacak. 71'den sonra efendim değişiklikler yapılmaya çalışılacak. İşte 1317 sayılı kanunda, çok affedersiniz, işte 274 sayılı kanunda değişiklikler yapacak. Ama bu değişikliklerin mesela en önemlisi sendika, federasyon ve konfederasyonlar için getirilen baraj koşulu olacak arkadaşlar. Değişikliğe göre bir işçi sendikasının üye çapında faaliyet gösterebilmesi için kurulu bulunduğu iş kolunda çalışan sigortalı işçilerin en az 1/3'ünü, işçi federasyonlarının da aynı iş kolunda mevcut sendikalardan en az 2'sini bir araya getirmeleri ve o iş kolunda çalışan sigortalı işçilerin de en az 1/3'ünü temsil etmeleri, yani dığdısı. Tabii ki yani kamu görevlileri burada biraz daha 61 Anayasası'nda da biraz üvey evlat muamelesi görecekler. 1960'lı yılların sendikal hareketi konuşulduğunda, öyle özellikle Türk İş konuşulduğunda, aslında bunu 60'dan önce konuşsak da olur, partiler üstü sendikacılık lafı, kavramı mutlaka bir zikredilmesi, anılması gereken şeylerin başında gelir arkadaşlar. Yani 27 Mayıs'tan sonra, 60'lar konuştuğumuz için aslında 27 Mayıs'tan sonra, 1952'den sonra da aslında bunu şey yapabiliriz. DİSK'in kuruluşuna kadar geçen dönemde hani sendika, siyaset, devlet işte ilişkileri de hani bir partikülerler üstü sendikacılık anlayışı hakim, ama iki ana dönem de aslında tespit edebiliriz. Daha doğrusu hani Aziz Çelik Hoca bunu bu şekilde şey yapıyor. Birincisi yani 60-62 arası dönem diyor Aziz Çelik Hoca. İlk dönem, yani bu dönemde sendikalarda bir siyasallaşma eğilimi yüksek ve işte bir işçi partisi yoluyla siyasete katılma girişimlerinde bir yoğun Türkiye Çalışanlar Partisi girişimi falan filan da bu şeye geliyor yani. İşte kurucu meclisin çalışmalarının verdiği moral, Türkiye İşçi Partisi'nin 1961'de kurulması, Saracane mitingi, Türkiye Çalışanlar Partisi demin dediğim gibi girişimi, ki ve bunlar da yani böyle bir işçi hareketlerinde bir siyasallaşma eğiliminin, parti aracılığı, partileşme eğiliminin falan arttığı dönemlerdir. 1962 sonrası, ki işte Türkiye Çalışanlar Partisi burada bir kerte oluşturuyor. Onun o girişimin sönümlenmesi diyelimden sonra ise artık böyle daha işte Türk İş'inde önderdi. Evet, kimin önderdi? Yok, 67'ye kadar Türk İş'inden başka konfederasyon olmadığına göre siyasallaşma yerine bir baskı grubu gibi davranma, partiler üstüleşme, ondan sonra ve partikülerist eğilimler, yani sendikal sorunlara ya da işçi sorunlarına bir bütünlük içerisinde, bir sınıf perspektifinde falan bakmak yerine parça parça her soruna kendi içerisinde çözüm arama, partikülaristten kasıt bu, eğiliminin hakim olduğu bir dönemin yaygınlaşmaya başladığını söylüyor Aziz Çelik hocamız. Şimdi bu noktada şeyin de altını çizelim arkadaşlar. Çok affedersiniz. Şuradan kendi notlarıma minicik bir göz atmak istedim sadece. Bu partiler üstü sendika şeyi, düşüncesi, Türk İş'in 1964'te yapılan 5. Genel Kurulu'nda artık resmi bir şeye, sıfata haiz olmaya başlar. Şeyde 5. kuruldan sonra resmi politika haline gelmeye başlar ve Türk İş'in ana tüzüğüne kadar bu düşünce işlenir. Türk İş'in 1964'te yapılan 5. Genel Kurulu'nda bu partiler üstü sendikacılık düşüncesi artık resmi bir hüviyete bürünmeye başlıyor ve
tam bu işte partiler üstten çıkacak yapacağız tadında Türk İş'in ana tüzüğüne de işleniyor. Şu şekilde düzenliyorlar şeyde. Türk İş diyor ana tüzükte. Türk Sendika Hareketi'nin ortak bir kararı olmadıkça efendim siyasi partilere, onlara bağlı teşekküllere karşı mutlak bağımsızlığı korumayı ve partiler üstü bir politika izlemeyi iyi bir amaç bilir şeklinde bir ifadeyle işte ikinci dönemde Aziz Çelik Hoca'nın ikinci dönem dediği şeyde bu şey artık resmi bir şeye geçmeye, partiler üstü sendikacılık düşüncesi geçmeye başlıyor. Şimdi 13 Şubat 1961 tarihine baktığımızda hani Türkiye İşçi Partisi kuruluyor ama Türkiye İşçi Partisi sendikal hareketle iki açıdan iç içe. Bir, parti 13 Şubat 61'de kurulduğunda zaten sendikacılar tarafından kuruluyor. Ve 67'de DİSK kurulduğunda ki Türk İş'in kuruluş gününe denk getirilerek kurulacaktır. Yine sendikal hareketle yeni bir iç içelik de burada şey yapılıyor. Yani DİSK'i Türk İş'ten, DİSK'i tipten ayrı, Türkiye İşçi Partisi'nden ayrı düşünemeyeceğimiz gibi Türkiye İşçi Partisi'nin kendisini de özellikle bu İstanbul sanayi sendikacılarından ayrı düşünmemiz de mümkün değil. Yani şöyle bir baktığımızda mesela 13 Şubat 61'de tipi kuran sendikacıların tamamı, kurucuların tamamı efendim sendikacılardan oluşuyor. İşte Kemal Türkan en başta Türk Madeni Sendikası'nın genel başkanı. Avni Erakalın gibi dönem şeyin başkanlığını da yapacak. Şaban Yıldız, İbrahim Güzelce, İstanbul Basın Teknisyenleri Sendikası'nın genel sekreteri Ahmet Muştur, Rıza Koaz, Lastik İş'in efsane sendika. Yani Kemal Nebioğlu, Hüseyin Uslubaş, Saffet Göksüzoğlu, Salih Özkarabay, İbrahim Denizciler, Adnan Erkır'ın, bunlar Arkın, çok affedersiniz, bunların dönüp baktığımızda adeta Türkiye İşçi Partisi'nin, adeta değil, Türkiye İşçi Partisi'nin bir sendikal girişim olarak ortaya çıktığını ama akeza döndü olan 60'ların sonuna doğru gelindiğinde bir devrimci sendikaları konfederasyonunun ortaya çıkmasında da bir ateşleyici bir rol oynadığının da altını çizmek gerekiyor bu dönemde. Şimdi bu dönem aynı zamanda ABD sendikacılıkta Amerikan nüfuzunun da önemli olduğu bir dönem arkadaşlar. Türk İş'in işte bu partiler üstü sendikacılık, baskı grubu sendikacılık, lobici sendikacılık falan yaklaşımını benimsemesinde aslında Amerikan tarzı sendikacılığın oldukça etkili olduğunu görürüz. İşin ilginci bu tarz sendikacılık 50'lerden daha ziyade diyor Aziz Çelik Hoca 60'larda diyor hakim hale gelmiştir diye. Şimdi yani bu bir özel bir etki olarak Marshall Planı kapsamında yürütülen eğitim projeleri ve aktarılan mali ve nakdi kaynaklarla da bu Amerikan varilik diyor gittikçe pekişiyor diyor ve burada aslında çok önemli bir noktaya de şey yapıyor ki Türk için aslında o maddi varlığının önemli bir kısmının o dönemlerde Amerikan kaynaklarından devşirildiğinin de altını çiziyor. Şimdi Marshall Planı kapsamında çeşitli alanlardan ve kurumlardan katılımcıların ABD'ye götürülmesi ve eğitilmesine ilişkin programlar CHP'nin son dönemi, CHP idaresi dönemi 1949 döneminden başlıyor. Ta 70'lerin sonuna kadar 80'lere yaklaşık devam ediyor. Diyor. Bakın yani bayağı uzun bir dönem. Şimdi Marshall çerçevesinde yürütülen bu programlar daha çok ABD'nin bir ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir kuruluşu olan Agency for International Development'la ait denilen işte Agency for International ait programları çerçevesinde falan oluyor. Şimdi çalışma hayatı konusundaki programlar 63-70 döneminde gittikçe daha belirgin hale gelmeye falan başlıyor ve bu program çerçevesinde ait bu Agency International Development Türk sendikacılığına yönelik hem ülke içi eğitim programları düzenliyor hem de yani işte 700 civarı işçiyi falan 60-71 arasında alıp ABD'ye götürerek
vererek eğitim falan da veriyor yani. Öyle hani işte sendikalarda ABD'leşme falan deyince böyle hani uzaktan bir öykünme falanın çok ötesinde çok birebir bir ilişkiden falan bahsediyoruz. AİK programında sadece eğitilen sendika sayısınca falan değil yani 700 değil, 2 olsaydı yani o da değil yani. Yani Türk işe yapılan aynı nakdi yardımlar açısından da mesela bu AİD'in agency'nin Agency for International Development'ın anılması gerekir diyor da hoca da. Yani mesela sorun DİSK'in kuruluşundan sonra da gündeme geliyor ve çok da eleştiriliyor da AİD yardımlarının ardından Türk iş bütçesindeki dış kaynakların çok büyük boyutlara oluştuğu görülüyor ve Türk işin aidat toplamlarından yani bize yani aslında kendi öz kaynaklarının çok 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 ötesine geçtiğinden falan bahsediyor. Toplam aidat geliri 2.6 milyon lira diyor Aziz Çelik Hoca o dönemde Türk İş'in ABD yardımları 6 milyon lira civarı. Şimdi 3 desen 3 değil 3 desen yani aidat toplu 3 milyon lira 6 milyon lira gelir elde ediyor. Senin gelirin 9 milyon lira kabakça konuşuyoruz. Bunun 2/3 ABD yardımıysa sen sınıf sendikacılığı falan yapamazsın. Adice lobicilik yaparsın. Yapacağın lobicilik de Amerikan tarzı lobicilik falan da olmaz. Otel lobiciliğinde orada viski içerken falan yaparsın. İşte biliyorsunuz viski Türk siyasetinde önemlidir içki. Yani değil mi? Viski içen enteller falan vardı. Aidatlar yani bakın görün hani 1/3 civarında falan ne kalıyor ki 1/3'den biraz da var hesabı düzeltin. Yani 3 milyon lira değil 2-6'yı Aziz Hoca'nınkinden daha cömert davranalım. 3 milyon yani Türk için o dönemde gelir var 6 milyon TL şeyi var. Varın gelin siz hesap edin. Yani yani ki o dönemde bu programa katılan sendikacılardan biri olan diyor gene hocanın yazısından alıyorum ben sonra bu Burhanettin Asutay Türkiye'ye de bir Amerika olabilir gibi falan bir kitap bile hani yazmış bu şeyde. Şimdi sendikalaşma oranlarında da dramatik artışlar var arkadaşlar. 1960'ın başında ücretli çalışan sayısı 2.437.000 kişi. 65'te bu 2.990.000'e 70'te 4.173.000'e çıkıyor. Aslında bunun bir ayağını da siz itilikamecilik olarak okuyun. Bunun bir ayağını da konuştuğumuz itilikamiciliğin bir dışsallık olarak sendikal şeylere desteği olarak okuyun. Nasıl olursanız okuyun. O dönemde şimdi sigortalı sayısı 1960'ta 621 bin, 65'te bu sayı 921 bine çıkıyor. 1970'e geldiğimizde 1 milyon 314 bine çıkıyor ve bir de tahmini sendikalı sayısına baktığımızda burada şey önemli tahmini diye almışlar rakamları 1960'ta 283 bin 65'te bu rakam 506 bine çıkıyor 70'e geldiğimizde 758 bin aşağı yukarı tahmini adına ne derseniz deyin sendikalı işçi olduğunu görüyoruz. Bu dönemdeki işte grevlere, direnişlere, işgallere, yürüyüşlere baktığımızda da aslında oldukça zengin bir arşivle, bir şeyle karşılaşıyoruz. 63'te 8 grev varken bu 67'ye gelindiğinde bu sayı 101'e çıkacak grev sayısı. Grevde geçirilen gün sayısına baktığımızda da bu sayının daha hani cesametini daha şey görebiliyoruz. 19.739 gün 1963'te grevde geçirilen iş günü sayısı, toplam grevlerde geçirilen iş günü sayısı 67'ye geldiğinde bu iş günü sayısı 350.037'ye kadar çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi 27 Mayıs'tan kısa bir süre sonra işçi hareketlerinde, grevlerde, yürüyüşlerde, direnişlerde, bilmiyorumlarda falan ciddi bir canlanma oluyor. Yani hemen daha yani Kasım'ın sonları 1961'de 5000 Sümerbank işçisi yalın ayak bir şekilde yürümeye başlıyor. Hakeza 61'in son günü biliyorsunuz Saraçhane mitinginin olduğu bir şey. Yine Ulus'ta, Ulus Meydanı'ndan TBMM'ye Mayıs 1960
1962'de, 3 Mayıs 1962'de 5000'e yakın kişi yürüyor. Yine bu dönemde arkadaşlar Yapı İş Sendikası'nın Zonguldak Ereğlisi'nde düzenlediği mitinge de, Ağustos'ta düzenlediği, 62'de düzenlediği mitinge de bir miting düzenleniyor. Burada da işler atılmalar, protesto ediliyor falan. Kavel grevi ki işçi tarihinde önemli bir grevdir. Ocak 1963'te başlar ve bu mesela belli başlı olarak bunlar 274 ve 275 sayılı sendikalar kanun daha çıkmadan önce bir şekilde 1961-63 döneminde yaşanan belli başlı işçi hareketleri olarak da yapılabilir, anılabilir Saraçhane mitingine sadece arkadaşlar 31 Aralık 1961'de Saraçhane'de düzenlenen, Taksim'de düzenlenmek istiyor ama o dönemin valisi Refik Tulga Saraçhane'ye gönderiyor bunları. Belki de iyi ediyor, bilinmez. Taksim'e izin vermiyorlar. Taksim Türkiye'de bir tek işçilere kapalı niyeyse. 100 bin kişi katılıyor bu mitinge. Türkiye işçi tarihinde başlı başına bir tarihtir Saraçhane mitingi ve işçilerin anayasa tarafından güvence alınan hakları, sendikal haklarına ilişkin kanunların gecikmesine yönelik bir tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Bakın 1961 anayasası sendikal hakları tanımlar ama 274-275 sayılı kanun ta 2 sene sonrasına falan yapar. Arada Saraçhane mitingi vardır. Hani anayasa tanıyor, siz neredesiniz? Şunu ilgili kanunları çıkartın falan şeyiyle çıkartılan kanunlardır. Türk işin mesela Seyfi Demirsoy'un çok böyle isteksiz bir şekilde Saraçhane mitingine mecburen katıldığı falan da hani söylenir, dillendirilir. Artık o kadarını bilemeyeceğim en azından söyleyeyim yani. Anılacak şeylerden birisi eylemlerden 12 Mart 1965 tarihinde Zonguldak Kozlu'da meydana gelen bir iki işçinin ölümüyle sonuçlanan bir direniş vardır ve yine bu da Türk işçi hareketlerinin dönüm noktalarından birini oluşturur. Zonguldak Kozlu direnişi işletme karından dağıtılacak 6 milyon dolarlık liyakat zammının sadece kıdemli işçilere değil herkese eşit bir şekilde dağıtılması talebinden ortaya çıkar. Gedik, Karadon, Kilimli, Çaydamar'da başlayan grevler, 10 Mart'ta başlayan grevler ertesi günü ta Kozlu bölgesine, Zonguldak Kozlu bölgesine kadar 65'e de sıçrar ve direnişe katılım hayli geniş olunca da işleri dağıtmak için asker gelir. İşçiler üzerinden uçaklar, jetler uçur. Askerler havaya ateş açma emri verilir. İki işçi ölür orada. Satılmış Tepe ve Mehmet Çavdar isimli iki işçi de askerin ateş açması sonucu ölür. 10 işçi yaralanır. Askerlerden yaralanan vardır. Olaylardan sonra 100 işçi tutuklanır. Bayağı artık orduyla şeyin de karşı karşıya geldiği bir şeydir. Şimdi 1965'ten itibaren ise daha böyle fabrika işgallerinin gündeme geldiğini görüyoruz. Çelik Ahlat, Alpakut Kömür İşletmesi, Derbi Lastik, Emaye Taş, Singer, Türk Demir Döküm gibi işletmelerin ufak tefek bazı işletmelerinde yer aldı birçok işçi işgalleri yaşanır. Mesela bunlardan Derbi işgali çok kayda değerdir. Çünkü burada yetkili sendika belirlenmesinde bir tartışma çıkar ve bir referandum işçiler bundan sonra bir şeyde yetkili sendikayla ilgili bir referandumla belirlenir Derbi şeyinden sonra. Yani aslında orada bir katakulli çevrilir. İşler bunu kabul etmezler. Tekrar işçi işgalleri yapılır falan filan. Yani 15-16 Haziran ayrı zaten
konuşacağız arkadaşlar. Artık bu şeyler tepe noktasına şey yapar. 69 Mart'ında Türk Demir Döküm işçi direnişi önemlidir. Kırıkkale'de 4000 metal işçisi, işte sarı sendika istemiyoruz, aç parantez Türk İş, kapat parantezi eylemleri yaparlar. Haziran'da Teksen işçileri yine iş bırakırlar. Horoz Çivi Fabrikası'nda 800 işçi yine sendikalarına karşı bir eylem yaparlar. Sarı sendika istemiyoruz falan şeyiyle. Maden iş üyesi Türk Demir Döküm işçileri iş yeri işgalleri gerçekleştirirler. Eylül ayına gelindiğinde Rabak işçileri direnişe geçerler. İş yerlerini işgal ederler ta Eylül'ün sonuna kadar. Kasım'da İzmit Halat işçileri, Hisar Çelik işçileri, Boru Sanayi işçileri direnişe geçerler. 69'un sonuna gelindiğinde Ege Sanayi Fabrikası işçileri işveren 3 işçiyi atması üzerine direnişe geçerler ve kazanırlar. Türk Demir Döküm'de arkadaşlar Kavel'de, Gamak'ta, Magürüs'te, Auver'de, Elektrometal'de de ciddi işçi hareketleri 1969'a gelindiğinde yaşanmaya başlar. 1969'daki işçi hareketlerinin bir kısmında polis müdahalesi ölümlerle de sonuçlanmaya başlar. Topkapı'daki Gamak Elektronik Motorları Fabrikası'nda Ağustos 1969'da ücret alacakları için işte başlayan şeylere, olaylara diyelim, işçilere polis saldırır ve Şerif Aygül isimli bir işçi polis kurşunuyla öldürür. İki kişi de bu olaylarda ağır yaralanır. Yine 4 Mayıs 1970'te İstanbul Sungurlar Fabrikası'nda da işçiler şey yapılır. Aynı günlerde Eca Pres Döküm Fabrikası'nda işçileri metal işten istifa ettirip maden işe geçirmeye çalışılması üzerine 6 Mayıs'ta üretim durdurulur. Biz sendikamızı istiyoruz derler. Metal işe geçmeye başlarlar. 1960'ların sonlarında ise zaten bu dönemde 15-16 Haziran direnişiyle arkadaşlar sonlandırılır. Şimdi 15-16 Haziran direnişine de hani biraz yer ayırmak gerekiyor. Çünkü Türk işçi sınıfı tarihinde gerçekten kayda değer, öneme sahip bir hareketten bahsediyoruz şey dediğimizde. 15-16 Haziran dediğimizde şimdi 60'ın başındaki Saracani mitinginin işçi haklarını elde etmeye yönelik olduğunu, daha doğrusu işçi haklarını elde etmeye yönelik derken şöyle diyelim, daha spesifik hale getirelim, söylemiştim ama tekrar edeyim. Anayasada tanımlanan ama bir türlü kanunları çıkmayan işçi haklarının ilgili kanunlarının çıkması için bir böyle iteleyen bir grevdir. Taksim'de düzenlenecekler, Saracan'da düzenlenecekler falan filan. 70'teki ise elde edilen hakların korunmasına yönelik bir işçi hareketidir şeydir ve burada artık 1967'de kurulan diski bir siyasal faktör olarak, Demirci Sendikaları Konfederasyonu'nu bir politik figür olarak ortada görmeye başlarız. Şeyde yani disk artık önemli bir şeydir ve zaten işte sendika kanununda yapılmaya çalışılan değişiklik de aslında bir